Vallahi bence kim olursa olsun, ben yani bir A, B partisi demiyorum da, hani gelecek olan adaletli olsun, merhametli olsun, vicdanlı olsun. Yani diyelim belediye başkanı seçildikten sonra, o koltuğa oturduktan sonra halkını unutmasın, hizmetini unutmasın, milletini unutmasın, memleketini unutmasın. Onun dışında yani A partisi olmuş, B partisi olmuş fark etmez. Yani diyelim ki Tunceli'de görüyorsunuz, komünist başkan diyorlar ama görüyorsun. Adam nasıl çalışıyor? Yeri gelince parke taşlarını döşüyor, yeri gelince gidip tarlada çalışıyor, yeri gelince yani her iş yapıyor adam. Ben ona belediye başkanı derim. Onun dışında yani belediye başkanı seçildikten sonra sabah evinden çıkıp gidip oturacağım makamımda, akşam mesai bitimede aracıma bineceğim, evime gideceğim. Böyle belediye başkanları biz istemiyoruz. Dediğim gibi o örnek olarak bana söylerseniz, o komünist başkanı mesela örnek olarak alsınlar, onun gibi olsunlar. Vicdanlı, merhametli, hizmetkar olsunlar. Çalışsınlar yani. Onu diyorum, başka da diyeceğim bir şey yok. Çalışsınlar, oturmasınlar koltukta. ZDP'den isteriz olan, bilinçli, bilgili, çevresi olan sosyal birisini istiyoruz yani. Vallahi adayları bilmiyoruz ki kim var. Adayları bilmiyoruz. Ya şimdi herkesin istediği aday tipi belli. Dürüst olsun, çalışkan olsun. Dil erk ayrımı yapmasın. Ama maalesef ki her gelen kendi siyasi görüşü neyse kendine yakın insanları işe alıyor. Kendi onlara çalışıyor. Diğerlerine yaptığı bir şey yok. Ha biz dürüst, tarafsız, böyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanı istiyoruz. Kim olursa olsun önemli değil yani. Ya Diyarbakır'da HDP kazanır ama sonra gene kayyum atanır yani, bu belli yani, öyle söyleyeyim. Valla biz HDP'yi düşünüyoruz. HDP her kazandığında kavum atılıyor, alınıyor. Tekrar HDP'ye vereceğiz. HDP adayı kimse ona vereceğiz. Artık kimse. Ya kriterimiz daha belli değil yani. Aday kimse ona vereceğiz. HDP'nin adayısı kimse ona vereceğiz. Yine kayyum atanır. Muhakkak atar yani. Tayyip Erdoğan başımızda olursa atar. Valla biz istesek istemesek de HDP kazanır. Ama ondan sonra onu devam ettirirler mi, ettirmezler mi bilemiyorum. Nasıl? HDP yani şahsi olarak demeyeyim de genel görüş şudur. Yeter ki bir adam çıkarsın, kim olursa olsun kazanır. İnşallah Türkiye demokrasi alanında biraz ilerleme gösterir de seçilen insanları yaşatırlar. Onlar da şeyini göstersinler yani, hizmetlerini, ideolojilerini ne diyeyim, yansıtabilsinler çalışmalarına. Böyle bir ortam istiyoruz. Valla yerlisi olsun, kim olur olsun. Öyle ısmarlama belediye başkanı istemiyorum. Yani Diyarbakır genelinde, kazaları da dahil. Kim gelirse gelsin benim başım üstüne. Ama valla ben falan kesi gönderdim belediye başkanı olarak, kusura bakmasınlar. Niye? Diyarbakır'ın derdinden Diyarbakırlı anlar yavrum. Bak yabancı ne anlayacak benim derdimden? Öyle mi? Ben Diyarbakırlıyım, benim derdim ancak Diyarbakırlı anlar. Bana ısmarlama belediye başkanı gönderecekler, ben ona oy vereceğim. Kusura bakmasınlar yavrum, Allah'a emanet olun. Önümüzdeki belediye seçimlerine başkanı kim olması istersiniz Diyarbakır'dan? Vallahi ben söyleyeyim şimdi yalandır. Yani iyice kısmet hangi olursa o olur. Sizce kim olur peki? Vallahi ben ne diyeyim, bir şey demiyorum. Vallahi daha kararımızı vermemişiz. Hangi partiden çıksın istersiniz belediye başkanı? CHP'den. CHP varsa çıkması gerekir. Neden? Valla biz onu tercih ediyoruz. Mesela hizmetlerini mi beğeniyorsunuz? Evet. Daha biz onu denememişiz. Bundan sonra nasıl olacak o? O da yenidir, ondan dolayı onu beğeniyoruz biz. Hiçbir sesini istemiyorum. Neden? Ne işte öyle. Niye öyle? Hepsi. Hepsi birdir. İki belediye başkanı seçimlere kimin olmasını istersiniz? Ben Türkçe bilmiyorum. Kürtçe söyleyin. Kürdeşiydi be. Bilmiyorum. İki belediye seçimlerinde kimin belediye başkanı olmasını istersiniz? HDP olacak. Kim olacak? Neden? Ya diğerleri hepsi memleketi sattılar. Her bir şey kalır, her bir şey işte var. Kayyum mu atıyorlar mı? Kiminki olsa fark etmez ki. Vallahi benim oyum HDP'dir. Neden? Bilmiyorum. Ya değil ya. Şimdi ki, çünkü zulm oluyor. Nereye hangisi atarsa kayyum atıyorlar. Onun için söyledim. Bu sefer atarlar mı sizi? Yoksa bilmiyorum. Şey o kadar bilmiyorum. Niye şimdi geldin, beni mi buldun? Bütün vatandaşlarımız siyasete o kadar sevmiyordur.